Kanal Baş ekranlarından hayırlı sabahlar diliyorum. Sahurumuzu yaptık ve Arife günündeyiz. Bugün aslında Ankara'dan, dolaylı olarak da Urfa'dan çok değerli bir misafirimiz geldi. Bu vesileyle buradayız. Çok önemli bir kitaba da imza atmış. Dijital lider olarak tanımladığımız yazar, yönetmen, aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın yönetmeni Okan Özbay'la birlikteyiz. Öncelikle kitabınızdan dolayı sizi tebrik etmek istiyorum. Eyvallah. Evet. Seçtiğiniz isimden dolayı da ayrıca tebrik etmek istiyorum. Eyvallah. Dijital Haçlı Seferleri. İsmi seçtiniz. Batı'yla bir şey var. Sohbet adında bir şeyler yapalım istiyorum bugün. Evet, sohbet edelim. Bir tarafta Batı, bir tarafta biz. Duran yok, durduran yok. Kitabın temelinde yatan nedenlerden bir tanesi o diyebilir miyiz? Valla biz saldırının bitmediğini düşündüğümüz için başımıza gelen bir sürü şeyi de böyle hep kendi sohbetlerimizde her türlü ortamda bir tokat diyoruz da bu hep böyle dış kaynaklı. Birisi bizi dövüyor ama nereden geldiğini bilmiyoruz diye hep konuştuğumuz şeylerdi aslında. Son gelişen süreçte de dijital odaklandığımızda olup bitiveren, kendi kendine olağan seyrinde akıp giden bir süreç olmadığını düşünüyoruz. Biz 20 yıldır dijital çalışıyoruz, 25 yıldır dijital çalışıyoruz, medya sektöründeyiz. Böyle kendi mecrasında akan bir süreç değil bu süreç. Ama şey söylemek istiyorum. Yani şimdi kitabın ismine baktığımız zaman aslında çok manidar. Yani çok binlerce yıldan beri devam eden bir savaşı izah ediyor. Ama başındaki kelime de dijital olduğu zaman bugünkü teknolojiyle bağlıyoruz. Evet. Yani aslında çok farklı bir stilden, çok farklı bir saldırıdan bahsediyorsunuz kitapta. Evet. Yani oradaki bunu biraz açalım. Yani şöyle teknik bölümünden girelim o zaman konuya. Şimdi Batı'nın Doğu'yu işgal etme süreçlerini fiziki olarak da yaşıyoruz şu anda. Suriye'de, Irak'ta. Evet. İşte Myanmar'da, Aceh'de, Doğu Türkistan bölümüne girmiyoruz. Orası Çin'le ilgili bir sıkıntılı bölüm. Hı hı. Batı kaynaklarının, Batı emperyalizminin fiziki işgal süreçleri devam ederken bir yandan da bazı toplumlarla iyi geçindiğini, dost göründüğünü görüyoruz. Acaba bunları işgal etmiyor mu? Bunlar hem Müslüman toplumlar hem de bunlarla iyi geçiyor. Mesela Arap toplumu. Suudi Arabistan'la iyiler Amerikalılar. Ne güzel. İşte bazı işte en son yaşadığımız Katar krizinde gördük. Körfez ülkelerinin bir kısmıyla Batı iyi. Bir kısmı iyi. Bizimle iyi mesela. Biz müttefik falan diyoruz Amerika'ya biliyorsunuz. Evet. Müttefikimiz bizim Amerika. Almanlarla çok iyiydik belli bir uzun dönem. Müttefikiz. Müttefikiz. Ama onu daha sonra bir soracağım. Bu onları şimdi fiziki işgal ettikleri yerlerden farklı mıyız? Bizi niye işgal etmiyorlar diye düşündüğümüzde aslında işgal etmiyor olmadıklarını, farklı yöntemlerle işgal çabalarını sürdüğünü analiz etmek gerekiyor. Dijital süreç bunu anlatmaya çalıştığımız bir süreç. Yani biz herkesi silahla, kılıçla yok etmeye çalışmıyorlar ya da sömürmeye çalışmıyorlar. Hı hı. Bazı ülkelerle de dost görünüp emellerine ulaşıyorlar. Çünkü sömürmek illaki o ülkeyi yok etmek, insanlarını öldürmek değil. Batı'nın kendi çıkarları doğrultusunda almak istediği değerleri alabileceği halde tutmak. Şimdi bu ülkenin de baktığımız zaman çok ciddi yabancı sermayesi var. Bu ülkede de bir sürü kaynaklar, özellikle insan gücü, insan kaynakları, beyin göçü ile Batı'ya aktarılıyor. Herkes mutlu mesut, alan memnun, satan memnun. Evet. Bir hayat var. Ara sıra paralarımız gidiyor. İşte ülkede darbeler oluyor. Darbelerde işte 15 yıl geriye gidiyoruz. Büyüyemiyoruz, küçülüyoruz. Biriktirdiklerimiz 100 milyon dolarlık şirketlerimiz 10 milyon dolara Batılı'ya satılıyor. Farklı yollarla işgal devam ediyor yani. Sonuç... Ama burada biraz kitabın üzerinden gitmek istiyorum. Yani dijital medyaya çok dikkat çekiyor kitap. Aslında bir dijital kamufle edilmiş bir saldırı olduğunu kitaptan anlıyoruz.
Yani bunun da gerisine biraz baktığımız zaman, açılımdan baktığımız zaman en temel olarak da burada aslında sonlara doğru sosyal medyayı görüyoruz. Sosyal medyadan önce teknolojik gelişmeler. Gerisine giderek işte tekrar başa geldik. Evet. Şimdi biraz önce söylediğin şeyle ilgili sohbet tadına gidiyor. Madem bir şey sorayım. Dijital anlamda, dijital medyaya uzman olarak size sorayım. Katar dediniz. Evet. Şimdi Katar'ın çok ilginç bir ambargo sürecini biliyorsunuz. Evet. ABD Başkanı Trump Arap ülkelerini ziyaret ettikten sanıyorum birkaç gün sonra ansızın Müslüman ülkeler ambargo koydu. Türkiye hariç. Türkiye'de bildiğim kadarıyla şu ana kadar 105 tane kargo uçağı gıda yardımı yaptı. Akabinde birdenbire bir silah satıldığına dair medyaya bir haber servis edildi. Şimdi evet. O haberi dijital medya ve geri planını da hesaba katarak nasıl okursunuz? Vallahi bana göre klasik Amerikan stil bir oyun. Manipülasyon üzerine kurgulu bir oyun. Manipülasyon konusuna ayrıca gelelim. Yani zihinsel manipülasyon konusuna da girelim. Manipülasyon deyince bir anda o aklıma geldi. Batı'nın klasik yani 100 yıldır oynadığı oyunların içerisinde önemli bir bölüm manipülasyon kısmı. Bana göre Amerika geldi. Trump'ın kendi yolculuğunu devam ettirebilmek için, Amerika'daki yolculuğunu devam ettirebilmek için bazı hamleler yapması gerekiyordu. Klasik geldi. İşte 300 milyar dolarını aldı Suudi Arabistan'ın. Bazı başka Körfez ülkelerine işte bazı biletler kesti. Ya basit sorular sorabilir miyim? Katar mesela. Samimiyete istinaden. Buyurun. 300 milyarlık bir alışveriş yaptı. Sanıyorum silah aldı. Evet. Ne yapacak bunları Suudi Arabistan? Kullanacak mı? Ya Suudi Arabistan. Var mı böyle bir şey Suudi kullanma? Suudi Arabistan'da olur. Savaş işte Yemen krizi, İran krizi. Sonuçta sıcak bölgedeyiz. Bu sıcak sürecin nereye varacağını tahmin edemiyor kimse. Ama bazı hesapları görmek gerekiyor. Yani bu bir ihtiyaç mıydı Suudi Arabistan açısından yoksa şöyle farklı bir tarz alışveriş miydi yani? Şimdi Irak'a yapılanı görünce, şimdi Irak'ta da Irak petrolleri, Kuveyt petrolleri ciddi alacaklı hale geliyordu doğalgaz ve petrol noktasında. Hesap görmek gerekiyordu. Batı para verip bir şey yani niye para verip bir şey alsın ki? Güçlü adam yani. Tokadı basan alır yani. Evet. Şimdi kağıt üstünde bazı rakamlar yazılıyor, çiziliyor. Amerika'nın bugün 1 trilyon dolardan fazla borcu var. Ve Trump'ın bazı şeyleri yoluna koyması gerekiyor. Bazı şeyleri bak ben becerebiliyorum demesi gerekiyor. Arabistan'da böyle bir oyundu. Oyunun devamında ricada bulunuldu. Ya bak böyle Katar, Türkiye, burada bazı şeyler oluyor, neler oluyor. Bir balans yapsanız. Bana göre Trump beceremedi o yani. Parayı kotarıp gelmeyi becerdi de arkasından tamam ben Katar'a da gerekeni yaparım bölümünü beceremedi. Aslında standart bir konuda gidiyoruz da bu konuyu açınca biraz net sorayım. Dediğiniz gibi geri döndü. Katar yanında Türkiye'yi buldu. Bizim için iyi oldu. Biz tutmadı dediniz. Yani kolay kolay bu işin yani bu bölge artık sıcak bir bölge. Burada şaka yok. Burada insanlar ölüyor. 3 milyon insan öldü. 2 milyon Irak'ta, 1 milyon Suriye'de insan öldü. Bunlar hesaba yani batılıya göre Müslümanlar birbirlerini öldürdü. Onlar da bize hala huzur ve refah vermeye geliyorlar. Barışı test etmeye geliyorlar. Hala böyle bir dümenle iş çeviriyorlar. Evet. Ne hikmetse hep bizden ölüyor, hep Müslümanlar ölüyor. Katar sürecinde dik bir duruş sergilendi ve işte Trump'ın acemi siyaseti, acemi siyasetçi olduğu için bazı şeyler ne oluyoruz oldu bir anda. Şimdi geri döndü. İşte demin sorduğum burada, soru... Ama burada çok güzel bir rol çalma oldu. Pakistan ve Türkiye'nin gösterdiği duruşla orada başka bir yani biz bu alanda böyle çok basit oyunlar da oynatmayız. Yani oynuyorsunuz zaten yapacağınızı yapıyorsunuz ama bir dakika yani bir yere kadar noktasını gösterdiler. Geri adım atıldı. Bunu da Katar da diyet ödedi. Bak işte o da 13 milyar dolarlık silah aldı. Biz de onun hesabını da gördük. Dolayısıyla bu geri dönüş aslında bunun geri dönüşü. Şimdi
gibi kaldı ortada. Şimdi şu anda ben orada ama kamuoyuna bu, tabii bunu başka türlü yansıtmak işte, zorunda. Ben ona dikkat çekmek istiyorum. Ona dikkat çekmek istiyorum. Sanki daha önceden yapılmış bir anlaşmayı yeni yapılmış gibi. Sanki hani demin söylediğiniz gibi başarısız bir gezi oldu. Döndüler. Sonra böyle bir haber çıktı. Sanki biz bir şey yapmadık der gibi. Yani sizin kitabınızın bağlamında dijital medya ne yapar? Manipülasyon yapar mı? Aldığı ya, şeyden dönüştürür mü tabii, bilgiyi? Tabii. Yani, yani kitabınızın ara satırlarında olan şeyler bunlar. Bazı yani aldığı şey aynı şekilde çıkmıyor diyorsunuz kitapta. Şimdi bilgi. Acemi siyasetçinin hatasının giderilmesi gerekiyor. Amerika çok büyük bir devlet. Hmm. Büyük Amerikan İmparatorluğu, Büyük İngiliz İmparatorluğu. Bunlar bugün imparatorluk diye yazılmasa da imparatorluklar aslında yani. Öyle okumak gerekiyor. Biz imparatorluk bakiyesi bir ülkeyiz. Bizim zihnimizde imparatorluğun anlamı var, toplumumuzda karşılığı var. Biz imparatorluk torunuyuz. Bizim dedelerimiz daha şurada 100 sene önce imparatorluk bünyesindeki insanlardı. Evet. Bugün de Amerika imparatorluk, İngiliz'de uzun süredir imparatorluk. Siyasi okumalarımızla Türkiye'nin böyle bir avantajı var. Yani eğer doğru okumalar yapabilirsek, orada olup biteni daha iyi kavrarız. Okan Bey, sözünüzü kesiyorum da aklıma... Ama bitirmedim. Buyurun, devam. Bu şey kısmını, yani Amerika'nın acemi siyasetçisinin yaptığı kısmını bir manevrayla düzeltmesi gerekiyordu. Manipülasyonla düzeltmeye çalıştı ama onu da ellerini yüzüne bıraktılar, bulaştırdılar. Bana göre Amerika'nın ajandasında, yani Suudi Arabistan'dan biz 300 milyar dolarımızı alalım, hesabı kapatalım, gelelim vardı. Katar operasyonu hızlı bir gelişmeyle yani Trump'ın öyle bir tamam Türkiye'ye yani, yapılan bir operasyon gibi düşünüyorsunuz. Bana onu göre tamamen salak saçma bir düzen. O Amerikan İmparatorluğu'nun o klasik devlet yapısının o her şeyi planlayan, her şeyi önceden öngören, bütün zemin etütleri oluştuktan sonra hareket eden, o bütün dünyayı yönetmeye talip diplomasi sürecinden, süzgecinden geçmemiş bir hamleydi. Yoksa öyle kolay kolay diğer ülkelere puan bırakmaz Amerika. Bu acemice bir cümle planlanmamış oldu, bitti. Yani sık sık kesiyorum da kusura bakma. Bir terim var, öğrenilmiş çaresizlik diye. Şimdi aslında bu olayı izah ederken gelen anına toplumun böyle bir öğrenilmiş çaresizlik sendromu yaşadığını görüyoruz. Yani biraz önceki okumayı yaparken de belki de benim kişisel hatam, önemsiyoruz. Yani deminki sorum, yani Türkiye'ye yapılan bir hareket miydi Katar üzerinden dedim. Aslında bu şey, belki de kendi şahsımda bile öğrenilmiş çaresizliğin bize tohumladığı bir yansıması. Evet. Yani şu anda aslında şu kitabınızın içerisini biz kendi üzerimizden de görebiliyoruz. Yani böyle bir cümle zikrederek de görebiliyoruz. Evet, zihinsel... Ama siz ne güzel söylediniz. Yani ciddiye bile alacak bir şey değil dediniz. Yani bunu böyle algılamakla benim sorduğum şekilde algılamak arasında çok fark var. Yani kitabınızın satırlarında bu var yani. Zihinsel manipülasyon dediğimiz şey aslında bu. Şimdi Amerika bu beyni ele geçirmek ve zihinsel manipülasyon konusunu 100 yıldır çalışıyor. CIA 1950'lerde Blue Bird diye bir projeyle çok ciddi hesapta böyle suçluların ağzından laf almaya çalışan, onların zihinlerini okuyup işte onları belli manipülasyonlara tabi tutarak çözüp onların içlerindeki sırları deşifre etmeye çalışan askeri bir operasyon olarak başlayan bir görüntüyle bir çalışma yaptı Mavi Kuş. Mavi Kuş ondan sonra İngiliz ve Kanadalıların katılımıyla başka bir şeye evrildi. Yani resmi tarihlerinde de bir sürü belgeyle, yani bir sürü kitapta bulabileceğimiz şeylerle yıllardır beyni ele geçirmek ve zihin manipülasyonu üzerine çalışan bir ülke Amerika, İngiltere, Kanada resmi süreçlerde. Ha, bunun karşılığında Alman Nazizmi çok derin çalıştı bu işlerde. Amerika'da yani CIA Nazi subaylarından, Nazi doktorlarından çok istifade etti bu süreçlerde, psikopatlardan. Ruslar yine çalışıyor. Çinliler zaten onlarda farklı bir kültürle bu hep vardı. Bir şekilde insanoğlunun beyni ele geçirme, düşünceleri okuma, zihinsel manipülasyon üzerine uzun süredir çalıştığını görüyoruz. Peki soru, zihni ele geçirmek isteyen asıl varlık kim?
Yani şimdi soru sorulan kişi durumuna düştüm ama yani biraz önce aklıma geçiyor. Sizce yani ilk kim geliyor aklınıza? Aklıma sizin yazdığınız kitap paralelinde benim de bildiğim bir şey kitap, geliyor. Bunları kitap zihni, yazdım. Yok ben kitabınızı açmıyorum zaten. Yani bu son bölüm yani zihin manipülasyonu kitapta yok. Şöyle bağlayayım. O zihin manipülasyonuyla uğraşan varlık şeytan. Şeytan. Evet. Yani ve o şeytan bu dünyada mı çalışıyor? Yedi büyük yani ne derler? Büyük yenilgi sonrasında Hazreti Adem'le yaşadığı vukuattan sonra büyük yenilgi sonrasında kendine bunu görev addetmiş ve bununla ilgili ruhsatlandırılmış, izin verilmiş. Ben bütün insanlığı bu zihinsel manipülasyonla, fiziki bir dokunuşla değil, zihinsel ve ruhsal manipülasyonla yaratılışının tersine hareket ettireceğim diye yola çıkmış bir varlık. Milyonlarca onları şey mi? Asıl olan ruhun işgalidir mi? Evet. Yani evet, şeytanın da şeytan sloganı. Sloganı. Bugün şeytana uşaklık eden Batı'nın da sloganı budur. Ruhlarımızı ele geçirecek. Bütün derdi bu. Hı. Bunu bazen kimyasal ürünlerle, bazen radyoaktif ürünlerle, bazen teknolojiyle, gözümüzden kulağımızdan giren aynı şeytanın üfürdüğü gibi öyle söyler ayet. Öyle teknolojiler var biliyorsunuz. Yaparak ve bugün acaba ne halde? Bizim asıl konumuz şu anda bu. Yani zihinsel manipülasyon ve beynin ele geçirilme sürecinde Batı acaba nasıl bir teknoloji üretti? İşte 25 karelik 1 saniyelik video 25 resim karesinden oluşuyor. Araya böyle zihin gözümüzden bizi manipüle edecek bir şeyler mi sokuşturuyorlar? Ya da mesela örnek Amerika çok büyük bir kitleye atıyorum. 1 milyar, 2 milyar insanı aynı anda manipüle etmek istese acaba hangi içeceğin içine bir şey katarak bunu yapardı? Herkesin büyük bildiği. Amerikan markaları. Yani herkesin yani, bildiği. Mesela yani, yapsa bunu acaba ne kadar farkında olabiliriz? Hiç bunlar için karşı atakta bulunan çalışmalarımız var mı? Ya da zihinsel çöküşümüzü sağlayacak şu anda çok ciddi, çok büyük paralar harcanarak üretilmiş sosyal medya ağlanmasının yani bizim... Tam bu noktada sorayım. Evet. Yani zihinsel manipülasyon da konuşuruz. İnsanların ruhunu nasıl işgal edildiğini, aslında bugünkü teknolojiden nasıl yapıldığını da konuşuruz. Ama tam bu noktada sormak istediğim şey şu. Frekansiyonla... Bir cümlenizden yola çıkarak değiştireceğim. Teknolojiyi üreten, çok dikkatimi çekti, not aldım. Teknolojiyi üreten insan objeyken aynı teknolojinin nesnesi haline gelmiştir. Maalesef. Şimdi insan konusuna girecek olursak biraz uzayabilir. Toparlamaya çalışalım. Biz insana en son yazdığım makaleler, okanozway.com'da var makale, uzun olarak bakabilirler izleyicilerimiz. Biz insana 4 boyutlu bakıyoruz. İnsanın işte tasavvuftan bizim klasik öğretilerimizden gelen bir tarafı var. İnsan ten ve candan oluşur. Yani ruhu ve bedeni vardır. Bedenin tekamül ettiği süreçler vardır. Ruhun tekamül ettiği süreçler vardır. Bunlar ayrı ayrı irdelenmeli ve bakılmalı. Batı çok böyle ruhla, gönülle ilgilenmez. Güçle ilgilenir. Bedeni tarafındadır. Ve arkasından 250 yıl önce sanayi devrimleriyle birlikte o pekiştirdiği reform süreçlerinden sonra geldiği noktada da ihtiyaçlarıyla ilgilenir insan. Arzular, hazla ilgilenir. Bunun üzerine kurgulanır. Ve insanın bu bedeni tatmin ve kemalat noktasında her şey mübah görür. Güçlü olan kazanır kardeşim. Makyavelist yani yaklaşık. Güçlü ol kazan. Güçlüysen kazanmayı hak etmişsindir zaten. Evet. Güçlü olan alır mantığı. Bunun üzerine kurgulanmış süreç. Ama bu son 250-300 yılda gelişen şeyin öncesi var. Yani 1000 sene önce de Haçlı Seferlerinde görüyoruz bunu. Evet. Yani akınlar düzenlersin, alırsın götürürsün. Bilgiyi de alırsın götürürsün. O zamanki sözünü kesiyorum. Çok güzel söylediniz. 1000 yıl önce ilk Haç seferleri konvansiyonel bir şekilde başladı. Evet. Atların üzerinde. Birebir mücadele. Birebir mücadeleyle başladı. Ve şimdi bugün geldiğimiz noktada 20. yüzyılda 2017'deyiz. Sizin de kitabın başta ondan çok dikkatimi çekiyor. Dijital Haç seferleri.
Bunlar atın üzerinden indi, teknolojinin üzerine bindi. Aynen. Yani bu teknoloji üzerinden, teknoloji sosyal ağlar üzerinden. Buharlı treni onlar buldu yani. Atın üzerinden indi, teknolojiye binlerken çok reel bir süreç. Atı bıraktı, buharlı tren yaptı adam. Evet. Onlar yaptı işte, sanayi devrimi baştan ilk. Bizim insana dönecek olursak, bu güç ve o gücün kullanma noktasını işte en son insanın kendini şeytanlaştırdığı işte zihinsel manipülasyona kadar getiriyoruz. Arada bir şey gidiyor. Dördüncü boyut var. Hmm. Tamam, bunları şey yapabiliriz. Yani bir şekilde taraftır. Bunlar iç dengelerdir, savaştır. Hmm. Arada bir de doğa var. Evet. Dördüncü boyut. İnsanın doğayla ilişkisi. İhtiyaçların içerisinde sosyoloji var, teknoloji var, sosyal psikoloji var. Bir sürü şeyler var. Ama garibim, doğanın ne suçu var? Bugün çok basit bir şey söyleyelim. Dünyayı en çok kirleten ülkeler en çok, yani %30 kirletiyor Amerika. Sanayisi de dünyanın %30'u. Yani ne kadar sanayi o kadar kirletiyor. Orada bir cümle ekleyebilir miyim? Birebir aynı. Söylediğinize. Kirleten ülke dediniz de Kyoto protokolünü biliyorsunuz. Evet. Bunu hazırlayıp dosya halinde hava satan, yani buna hava diyorum ben artık. Evet. Havayı da satan bir proje geliştirildi. Bütün dünya ülkeleri imzaladı. Evet. Hazırlayan Amerika Birleşik Devletleri. İmzalamayanın kim olduğunu biliyorsunuz. Evet, hala imzalamadı. İmzalamayacaktı. Çünkü imzalayamaz. Çünkü kendi kendini ayağına sıkmaz. İmparatorluksanız kendinize yani, sıkmaz. Havayı kirletiyorum. Sen havayı kirletirsen benden hava satın al diyor. Hazırlıyor. Lisansları benden al diyor. Biz, yani ben bu işin bunda, ekonomik bunda, sürecinde bunda, ben yönetiyorum. Enteresan bir ticaret değil mi? Hava satmak yani güçlü, kim inanır buna? Siz bunu söyler misiniz? Işte, güçlü yani. O yani sen... Hava sattım, şu bizim tarihsel, kendi kültürel dokumuzda bir tane şey vardı. Dolandırıcı vardı, hatırlıyor musunuz? Evet. İsmi çok da önemli değil de köprüyü satıyor. Evet. Gülüyoruz tabii. Ama işte, şimdi bir ülke hava satıyor. Ve satın alıyorlar. Yani satıyor, para ödüyorlar buna. Şimdi hava değil satıyor. Mi? Yine havanın bir karşılığı var. Doğa. Yani doğanın dengesi. Hı. Baktığın zaman bir matematik kurgulanabiliyor. Adam Bitcoin diye Bitcoin. Dijital para satıyor tabii, şu an. Tabii anda. Bitcoin doğru. Dijital para satıyor. Biliyorum. Yani ve 3000 dolarlara falan çıkmış. Dehşet şu zamanlarda ulaşmış da, durumda yani. O patlama noktasına geldi gibi. Yani satıyor mu işte? Satıyor. Yani diyor ya, taş koysan satarız işte. Büyük ve güçlü olduğunuz zaman taş koysanız yani satıyorsun. Çocuklar söyler ya, hava satıyorum. Hatta Orhan Veli'nin şiiriydi ya. Alıyorum satıyorum hava. Ya bu gerçek oldu yani. Gerçek oldu. Gerçek becerdi oldu. Becerdi adamlar. Gerçek oldu. Büyüyünce öyle oluyor ya. Dolayısıyla bu insanın dört boyutuna baktığımızda konunun nereden geldiğini ben unuttum. Niye biz dört boyutlu baktık insana? İnsana dört boyutlu bakmak önemli. İnsanın... Evet. Bunu şöyle bağlayalım. Doğada sosyal bir yapısı var dediniz, varlığı var dediniz. İnsanın kendini sevmesi, kendini beğenmesi önemli bir şey. Biz kendini beğenene kibirli diyoruz. Evet. Bu çok iğrenç bir şey. Bu çok büyük bir kandırmaca. Manipülasyon diyoruz ya. Manipülasyon, evet. İnsan kendini beğenince kibirli olmaz. Kendini sevince kibirli olmaz. İnsan kendisinde olanın bir yaratım sürecinde değil, sadece kendisinde olduğuna inandığı zaman kibirli olur. Hı hı. Yani hakkını teslim edersen, Allah'ım benim işte bak iki gözüm var, iki kulağım var, bütün duyularım çalışıyor, aklımı kullanabiliyorum, şükürler olsun derse, güzel de yapıyorum bu işi derse kibirli olmaz. Evet. Bu kibir değildir, o işin hakkını teslim etmektir. Bu motivasyon kaynağıdır. Siz hakkı yerine getirmezseniz, hakkaniyet ölçüsünden çıkarsanız kibirli olursunuz. Ki siz kendini beğenmişlik değil de başkasına üstün görecek şekilde batılı kavramla batıyı tasvir ediyorsunuz. Kibirli olursunuz. Ama adamlar bize öyle bir şey yaptı ki biz kendimizi sevmeyelim. Batıyı daha çok sevelim. Biz kendimizi hiç yani bir becerikli görmeyelim, Batı'yı daha becerikli görelim. Hı hı. Her şeyi onlardan bekleyen bir topluma dönüşelim. Evet. Onlar verirse tüketebiliriz, onlar yapmazsa biz yapamayız. Biraz önce söylediğim noktaya geliyor. Öğrenilmiş çaresizlik kavramı bence bir 30-40-50 yıl önceden beri sosyal mühendislerin bir ürünü olarak aslında toplum içerisinde
ekilmiş. Aslında bugün yeşerenmiş bir tohumu görebiliyoruz maalesef. Farkında olmayan bir gençlik, farkındalık yaratmayan bir gençlik bu söylediklerinizin paralelinde ne olduğunu farkında dahi değil. Yani dediğiniz gibi yapmamız gereken şeyleri yapmıyoruz ve bunu çok doğal karşılıyoruz. Bu bize öğretilmiş. Yani bu bir şeyler yanlış düşünüyorsunuz. Yanlış, bunların değişmesi lazım. Yanlışı düşündüğünüzün bile farkındayız. Gençlik derken ben şimdi gençliği biraz savunmak istiyorum. Gençlik aslında hep böyle bizim ailelerin yüklendiği bir kesim. Ve çok çok isteyen durumundalar şu anda. Konferanslar veriyoruz. Liselerde, lise 1, 2, lise 3 seviyesinde. Öyle gençler üzerlerine gidilecek noktada değiller. Bugünün lise gençliği tamam böyle bize benzemiyorlar. Bizden farklılar. Farklı şeylerin peşindeler, farklı düşünüyorlar. Ama bu farklılık onları gerizekalı, aptal, beceriksiz, bir işe yaramaz noktasına getirmiyor. Yanlış düşünüyoruz. Mutlaka, çok doğrusunuz çok, da. Çok kaliteli çocuklar var. Evet. Muhteşem. Bu batılı haçlılara kafa tutacak, onların yaptıklarının çok çok fevkinde işler başaracak o kadar çok gencimiz var ki. Okan 10 Bey. Numara. Yani onların, şimdi Rusların işte Deep Web dediğimiz alandaki karanlık güçleri, Çinlilerle birlikte yaptıkları faaliyetler diyelim, iletişim, dijital faaliyetler, hacker grupları falan saldırılar. Bizim çocuklarımız hepsini alt edebilecek güçte. Bizim çocuklarımız bugün hiç olanaksızlıklar içerisinde robotik çalışıyorlar, yazılım çalışıyorlar. Zehir gibi kafalarımız var. Peki neresini savunuyorsunuz bu gençlerin şu anda? Bu çocuklar... Bu potansiyeli biz de biliyoruz. Gençlerimizin aslında potansiyelini biliyoruz. Sorunumuz şu. Kendini bu şerefsiz batılıya teslim edenler kurtuluyor. Ama bu üretkenliği yerli ve milli olarak kullanmak isteyen çocuklarımız fırsat bulamıyor. Çünkü ebeveynleri... Şimdi bir tane Malatya'da bir Niyazi Mısri Lisesi'nde çocuk diyor ki ya ben... İşte şey çalışıyorum bu yazılım işleriyle çalışıyorum. Babam tekmeyi koydu bilgisayara, attı evden. Niye? İşte dersine çalış diyor. Evet. Ne dersine çalışacak ya? Ders evet, ne ya? Evet. Ders bu işte dijital. Çok her doğru. Şey dijital. Haklısınız. Birisi geliyor başka bir İmam Hatip Lisesi'nde kızımız muhteşem çizimler yapmış. Muhteşem. Yani olmuş artık. Bunu birazcık desteklediniz de bu çocuk. Şimdi Okan Bey orada... Annem diyor yapma evet. diyor. Çizme diyor ya şimdi. Bu çocukların önünün açılması lazım. Bu çocukları bu Haçlılara teslim etmememiz lazım. Çok doğru söylüyorsunuz da, yani savunduğunuz noktaya da çok katılıyorum. Şimdi öyle bir tuzağın içerisinde ki, yani genel gençlik diyelim. Şimdi pırlantalar da var, hepsi çok zeki, şuurlu gençlik. Ama şöyle bir tuzağın içerisinde o gençlik. Dijital medyanın en büyük tuzaklarından bir tanesi dijital oyunlar. Maalesef. Onun tuzağından çekebiliyor muyuz bunları? Çekemiyoruz. Zorlanıyoruz, alternatif üretemiyoruz. Bir potansiyel aslında günde 10 saat oyun oynayan, günde 15 saat oyun oynayan çocuklarımız var. Yani dijital ile artık böyle et kemik olmuş, telefonu bir eli kolu zanneden, artık o dijital ile kendini birleştirmiş çocuklarımız var. Bu aslında bir potansiyel. Siz bu potansiyeli doğru işleyebilirseniz... Bir şeye dönmesi lazım. Bunu becerirseniz bir yere varıyor, beceremezseniz hiçbir yere varmıyor. Yani hem siyasete çok büyük iş düşüyor. Şimdi siyasetin... Oraya gelmeniz lazım. Çünkü o gençliğin değişmesi için çok ciddi desteklerin olması lazım. Yani siz evet sosyal medya, dijital tuzak, oyun, sosyal ağların tuzakları yani sayabilirsiniz. İslamofobi. Bunların hepsi sosyal mühendislik ürünü, davranışlar, hareketlerin, planların hepsinin tuzağındaki bir gençlikten bahsediyoruz. Hı. Şimdi bu gençliği bunların elinden bu şekilde kurtarmak için devletin ve devletin siyasi erkinin çok ciddi anlamda adımlar atması lazım. Ben şahsen şunu söylerim. Demin söylediğiniz gibi pırlanta gibi gençler var. Ancak bu gençler, ben şunu söyleyeyim. Yani marka vermeyen de en büyük sosyal ağ yapacak burada beyinler var. Ben şahsen var. Tanıyorum. Biz yani iş adamı olarak biliyorsunuz. Bildiğim insanlar var. Ya bunların en kralını yaparız. En kralını yapacak gençler var. Ama evet. Demin söylediğiniz gibi bunlar kapıdan geriye dönüyor. Burada çok şeffaf,
çok rahat, bürokrasinin azaldığı, bu tip gençlere, projelerine sahip çıkan kurum, kurumların olması lazım. Bunlar var Türkiye'de hepsi de. İşlevsel olması lazım. 15 senedir şöyle düşünün. Türkiye'nin bilişim aklını yöneten ekip, iki tip akıl var Türkiye'de. Bilişim aklımızı, teknolojik aklımızı yöneten. Bunlar bir kısmı Türkiye'ye interneti getiren ekiplerin de içinde olduğu, hı hı. Belli böyle deve dişi üniversitelerimizde yetişen ama bir şekilde Batı hayır yani kendini ezikleyerek Batı hayranlığı tuzağına düşmüş abilerimiz diyelim, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız diyelim. Bunlarda bir hastalık var. Bu işin yeri Batı. Biz Batı'yı yakalayamayız. Batı'ya gider üretiriz. Batı da bize bunu 15 katına satar. Bunlar kendilerini Batı'ya teslim etmiş yani ezik arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Evet. Maalesef evet. Ezikler. Evet. Yani niye? O olmuyor, 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 olmuyor. Öbür tarafta FETÖ'yü biliyoruz. 15-20 yani senedir de yine bilişim aklında önemli bir merkezdir FETÖ ve onlar zaten Amerika'ya bağlılar. Yani zaten aklın, ilmin, teknolojinin merkezi Amerika, Silikon. Peki Silikon'a orayı şeyle bağlayabilir miyiz Okan onların Bey? Onların ürettiği akılla da bir yerde siyasette işte bu sürece tamamlayamadı. Biz şimdi siyasete Dijital Dönüşüm Bakanlığı öneriyoruz. Bir an önce Dijital Dönüşüm Bakanlığı, hı-hı, kurulmalı ve yerli milli süreçler her şeye rağmen gerçekleşmeli. Çok güzel bir öneri. Bugüne değil, 20 sene sonraya fokuslanmalı. Bizim çocuklarımız bugün Batı'nın ürettiklerine ikame üretim yapacak kafayla ARGE yaptırılıyor. Böyle bir dünya yok. Tamam, biz geçinmek zorundayız. Bizim ihtiyaçlarımız var. Toplumsal ihtiyaçlarımız var. Ülkemiz. Bunun için ikame üretime odaklanmak ancak %20, %30'larda olabilir. Sen bu ülkenin %100 kaynaklarını ikame ürün ARGE'cinde ayıramazsın. Bizde Batılı bize distopya üzerinden çakıyor. Evet. Ürettiği fikirleri, 20 yıllık projeksiyonları önce filmle insanlara hayal ettirerek bir zemin oluşturuyor. İşte o da farklı, kabul ettiriyor zihinsel olarak. Farklı bir manipülasyon. Evet. Kendi toplumlarına yapıyor. Şimdi Aslında Amerika, burada bir ayrım yok. 330 tabii. Burada bir şey ayrım yok. Kapitalizm şeyi var, başlığınız var. Dijital kapitalizm. Burada bir tabii. Pek ayrım da yapmıyorlar. Yapmıyor ki. Yani önce Doğu kendi insanla tabii. 300-350 milyon Amerikan nüfusu var. Adamların ortalama sinema izleyicisi 50 milyon üstünde. Evet. 80 milyonlara çıkıyor sinema izleyicisi belli dönemlerde. İşte ne oluyor? Önce kendi insanla tükettiriyor. Yani evet. Ondan sonra bize kadar geliyor ve ben Amerikalıları bir sürü insanı çok yani milyonlarca insanı yığın olarak ve zavallı olarak görüyorum. İşte Türkiye'ye özgürlük getiriyorlar ya. Yani bizim ülkemiz Amerika'dan çok 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 daha özgür. Yani bizim ülkemizdeki şans Amerika'da bir sürü noktada yok. İngiltere'de, Almanya'da bir sürü noktada yok. Ve bir şey daha söyleyelim. Gençlerimizden bahsettik. Bizim gençlerimiz olmazsa Müslümanlar, özellikle Müslüman gençlerin o motivasyon, inançsal motivasyon, gönüllerinde taşıdıkları motivasyon olmazsa Batı'nın bu hayalini kurduğu 20-30 yıllık gelecekleri yok. Evet. Kendi insan kaynaklarıyla bunu üretebilme, sürdürebilme yetenekleri yok. Biraz Hintliler destek atıyor Müslüman toplumların dışında, biraz Çinliler destek atıyor. Japonlar artık Society 5.0'la toplumcu pozisyona geçmeye çalışıyorlar. Onlar bizden yani onlar da ilkeli bir toplum ve dejenerasyon had safhada bu işe çok kafa yoruyorlar. Bence Avrupa'da, Amerika'da Müslüman gençlerin dijital üretim yeteneklerine mecburlar. Başka evet. Şansları yok. Biz bu potansiyeli işte siyaset aklını başına alıp da bir şekilde buraya kafa koyarsa, buradaki o teslim olmuş, kendini ezikleyen, kendi insanını horlayan, o işte okuttuğumuz, bir sürü para verip yurt dışında okuttuğumuz, hepimizin bedel ödeyerek aman bu memlekete faydalı olsun diye okuttuğumuz çocukların geldiği koşulları düzelterek, onları o Batı'nın kucağına atmayan, Haçlı seferlerine mahkum etmeyen bir düzenek kurarak
bir idari mekanizma kurarak. O şeyi tekrardan bence tekrar etmeniz lazım. Aslında söylediğiniz değişimlerin gençler üzerinde, gençler dediğimiz zaman da geleceğimiz, Türkiye'nin geleceğinden bahsediyoruz. Dünyanın o değişimi sağlamak için demin söylediğiniz gibi devletin kendi içerisinde bakanlıklarından bir tanesinin böyle bir şeye tahsis edilmesi lazım. Dijital hatta ben şunu söylüyorum. Ben kendi şahsi olarak da temel bilimler içerisinde sosyolojinin dijital sosyoloji bilim dalı diye bir alt bilim dalı açması lazım. Çok acil. Bunu açması lazım. Dijital psikoloji çalışılıyor şu anda. Bir sürü sosyoloji var. Diyorum dijital ben. Dijital sosyoloji de kullanılmaya başlandı. Gelecek, mecbur gelecek. Ama bundan çok acil gelmesi lazım. Çünkü batılı çevirilerin dışında kendi insanını tanıyan akademisyenlerimizin Türk tipi, yani Anadolu tipi çalışmalar yapması lazım. Şu anda maalesef çevir yapıyorlar bizimkiler. Evet. Başka yani, bir şey. Saha araştırmaları çok pahalı. Bu kadar parayı ne yapıyorlar bilmiyorum. Yazık günah ya. Bu yani bizim insanımızın davranışsal süreçlerini takip edebilecek oradaki yani veri madenciliği yazıp çiziyorlar. Yok işte bir sürü ağız dolusu kelime. Ya uydurma yapılıyor zaten bunlar. Ne yapıyorsunuz arkadaşım ya? Çeviri dışında ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey. Bak ben bu işlerin uzmanı değilim. Ben 20 yıllık dijital medya diye bir firma sahibiyim. Evet. 25 yıldır dijital çalışıyorum. Benim takıntılı bir konum. Ve yani akademik bir şeyim yok, çalışmam ama yok. Ama Okan Bey, şimdi sizin geldiğiniz kitapla beraber biz geldiğiniz alaylıyız. Noktanın temeli sosyal mühendisliktir. Yani bu dünyada bize karşı 60 yıldan beri uygulanıyor. Ha, sosyal mühendislik diye bir alan var mı? Var. Bizde var mı? Yok. Peki sosyal mühendislik... Çeviriler var. Onu da söyleyeyim. Sosyal mühendislik kapsamında Türkiye'de kaç tane kitap var? Sadece bir soru, basit bir soru. 20 tane var mı? Çeviriler var, evet. 20 tane. Evet. Yani 20 tane kitapla biz şimdi sosyal mühendisliği gençlerimize veya da yetişkin insanlarımıza anlatabilir miyiz? 20 kitap sadece. Olacak iş mi? Amerika'da kaç tane var? Tahmin edin, İngilizce. Binlerce vardır herhalde. Binlerce var. Hayır, ya bir üniversitede kürsüsü varsa, üniversitede sosyal mühendislik adı altında bir bilim dalı oluşturmuşsanız, bugünden bahsetmiyorum. Yıllar öncesinde. Çok yıllar öncesinden bahsediyorum. Ama işte bunlar şeytani. Çok yıllar öncesinde. Siz şimdi buradan bağladınız bunu. Bakın, 50-60 yıl önce yapılan operasyonu şu kitaptan anlatmaya çalışıyorsunuz. Yani 250 sayfa vermişsiniz ama herhalde 2500 sayfadan 250 sayfaya inmiş hali. Evet, bayağı konsantre oldu o. Yani bunu seriler halinde götürüp anlatılması lazım. Buna devletin desteği lazım. Biraz önce söylediğimiz devlet konusuna da geleceğim. Şimdi adamın zihinsel kodunda sömürmek, almak, geri geldiğinde yok etmek, bilmek, en önemli konulardan biri bilmek olduğu için ama bunu yok edici bir bilgiye sahip olmak noktasında kullanmak istediği için, yani kapitalist zihinle, seküler kafayla baktığı için adam bunları düşünebiliyor. O manipülatif bakış. Şimdi manipülasyon nedir? Fitnedir. Yani basit anlamda fitnedir, doğru. Yani manipülasyon fitnedir ve bize yasaktır. Yani modern dilde de bir düşünceyi alıp farklı bir formda tekrar ortaya sunmaktır. Ama yani bildiğimiz kelime fitne, çok basit. Manipülasyon, güzel söylüyorsunuz. Manipülasyon fitnedir, evet. Ve Müslümanlara fitne yasaktır. Bilakis Kur'ani öğretilerin temelinde Müslümanım, yani ben yeryüzünde İslam adına yürüyen bir insanım diyorsanız sizin en önemli görevleriniz, yani namaz kılmak, oruç tutmak sizi işte Müslüman yapar ama asıl yani bir görevden bahsediyorsak, bir misyondan bahsediyorsak, hı hı, birinci konu emir bil maruf nehy anil münker konusudur. İyiliği emredeceksin, kötülükten uzaklaştıracaksın. Ve buradaki kötülüğün merkezi şeytanın bu manipülasyon kültürünü insanlara vererek insanları şeytanlaştırdığı temelde fitne ile mücadeledir. Ben Müslümanım dediğiniz anda şunu iddia edersiniz. Ben yeryüzünde fitne ile mücadele edeceğim arkadaş. Ben Müslüman olarak bunu kabul ediyorum. İslam barış dinidir. Fitne barışı yok eden, barışa savaş açan, barışı yok etmek üzere
oluşturulan savaş düzenidir. Eğer İslam barış demekse, barış dini ise İslam'la savaşan her şeyle ben savaşmak zorundayım. O da fitne işte. Manipülasyonla ama savaşacak. Ama şimdi şöyle bir şey var. Matematik barış çok basit dini, bu konu. Barış dini sosyal mühendislik sonrasında ne İslamofobi adı altında ne hale geldi? Teröriste. Terörist İslamik terörizm. Peki İslamik Kur'an-ı Kerim'in Allah belalarını ilk verir. Ayetini bana söyler misiniz? Oku. Oku. Okuyor mu gençlerimiz? İnsanlarımız okuyor mu? Şimdi dijitalden demin, okuyorlar. Demin söylediniz ya. Aslında bak okuma oranı arttı biliyor musun? Orayı, kitap okumuyorlar ama gençler inanılmaz okuyorlar. Ama kitap okumuyorlar. Kitap okuması dijital lazım. Dünyada batılı içeriği okuyorlar. Ama bizim dijital dünyanın kendisi bir tuzak değil mi Okan Bey? Bence değil. Bence şu. Yani tuzaklarla batılı, dolu bir... Batılı bu dijital kültürü, yani dijital devrimin en önemli ayaklarından biridir dijital kültür süreci. Ürettiği içerikle bir çalışkanlıkla, çok büyük bir çalışkanlıkla, bedel ödeyerek, para ödeyerek karşına daha büyüğünü kazanmak şartıyla içerik ürettiler. Ve bizim çocuklarımız o okuyorlar. O üst başta manevi kültür diyebilir miyiz? Dijital diyebiliriz. Dijital içerikleri batılılar üretti. Bizimkiler de okuyor. Okuyor bizim çocuklarımız ama evet, batılı içerik okuyorlar. Biz üretemedik. Biz çalışkanlık koyamadık. Biz çocuğumuzun elindeki telefondan kurtul, bilgisayarı yok, tableti bırak, bilgisayarı bırak. Bu moddayız. Bizim annelerimiz evet, çocuğa diyor ki ders çalış. Yani neyi ders çalışacak çocuk? İşte bu bilgi burada. Evet. Her şey bunun içinde. Bırak çocuğu sen bu, yani sen çocuğa de ki ne okuyorsun? Benim orada ne göze, ne, şimdi neye bakıyorsun? Dijital medyada tek bir tepkim var. Yani oradan okunmasına karşı değilim. Ancak internet ortamı o kadar derya deniz ki. Şimdi karşınıza hangi şekilde sizin kitabınızdan bir satır. Onu da size ithaf edeyim. Şimdi bilgi ne şekilde dijital ortama girdi, ne şekilde o ekrana düştü. Bunu söyleyen sizsiniz. Böyle bir tuzaktan kendisini koruyarak o dijital web dünyasında nasıl güvenli okuyacak? Yani oradaki tuzaklardan, tuzağın ne olduğunu en iyi bilen insanlardan bir tanesi sizsiniz. Şimdi, kitabını yazdınız. Şimdi Oza şöyle... Yeterli herkes, olmuyor. Dijital okumak yeterli olmuyor. Bence olacak. Ya başka şansı yok. Öyle olacak. Oraya doğru gidiyor. Wikipedia'yı kapatarak bu işler olmaz. Ya da Türkiye, yani burası zehirli bilgi. Burası şey alan, kötü alan falan. Bunlarla bu işler olmaz. Polisi önlemle siz dijital dünyada bir şey elde edemezsiniz. Biz öyle hacker orduları kuracağız falan diyerek de bu işler olmaz. Evet. Yani o işler öyle olmuyor yani. Görecekler yakında. Hı-hı. Neyse, şimdi o konulara girmeyelim. Onu en sonunda ben söyleyeceğim. İnsan olmadığını. Bizim iddia sahiplerinin hangi siyasi görüşte olursa olsun, dini görüşte olursa olsun, bizim iddia sahibinin iddiasıyla bir çalışkanlık inşa etmesine fırsat vermemiz lazım. Ben Müslümanım dediysem Müslüman olmam lazım. Bu iddiamın karşılığını ortaya çıkartmam lazım. Ben yok kardeşim, ben X partiliyim, ben siyaseten şu görüşteyim, ben seküler bir insanım, ben şuyum, ben buyum. Neysen nesin kardeşim? Neysen ne olursan ol ama sen o olduğun kimlikte gerçekten ol ve göründüğün gibi ol. Şimdi öyle de Okan Bey, dijital yani dünyanın konuyu biraz bu kaydırarak aslında ilgili bir şey söyleyeceğim. Olalım, olalım. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli tekrar ettiği bir şey var. İri olalım, diri olalım, bir olalım. Peki bu aynı coğrafyada yaşayan bütün insanlar, hepsini bu bilinçte, bu dediğiniz yöntemlerle de o yolda ilerlemesi lazım. Peki şimdi bu anlamda konunun biraz dışına çıkıyorum da, Ankara'dan çıkıp da İstanbul'a yürümek neyin nesi, bana söyler misiniz? Ya Allah aşkına, ya yürür kardeşim adam, niye yürür? Niye onu taktınız siz bunun yürümesine? Taktım, niye söyleyeyim mi? Ya bence çok, bence söyleyeyim çok o zaman. Bu biraz önceki ama gibi. Ama bir dakika o zaman ben onu söyleyeyim o zaman. Niye taktınız? Niye taktınız? Evet, niye taktınız? Lütfen. Bu Ankara'dan çıkıp da şu tarihte İstanbul'a yürüyeyim deyince aklıma Mısır geliyor. Mısır'da seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın inip arkasından da bir süre sonra, bir yıl sonra, bir buçuk yıl sonra Tahrir Meydanı'nda Twitter vasıtasıyla yapılan hareketler aklıma geliyor. Ondan dolayı orada taktım. Yani çok yanlış takmışsınız. Ben, hayır, şu, ben size bir sonuç şey açısından mi değil, sonuç bak, açısından bak, değil, yürüyün, niyet açısından diyorum bunu. Ya siz, sonuç ben, bence sonuç Sayın açısından söylemiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yürümesi
ni bir ön yargıyla yaklaşmamak gerekiyor. Yürümek iyi bir şey. Spor olarak iyi bir şey. Doğanın içerisinde olmak, bizim mesela ben bak Urfa'da söyleyecektim, unuttum. Burada söyleyelim. Bir kere insanın kendini bilmesiyle ilgili cümleler. Biraz önce dört boyutu evet. söyledik de o önemli boyutlardan biri beden meselesidir. Bedenin sağlıklı olması gerekiyor. Ben az bir şey göbeğim var, 3-4 kilo fazlam var diye habire kendimle kavga halindeyim. Çünkü insanın kendini beğenmesi gerekiyor, kendini sevmesi gerekiyor. Kendine özgüvenli olması gerekiyor. Bu batılılar karşısında ezik olmaması gerekiyor. Evet, çok doğru. Biz becerebiliriz doğru. demesi evet, gerekiyor. Evet, ve bundan motive olması gerekiyor. O motivasyonla, motivasyon olarak çalışması gerekiyor. Konu çalışkanlık. Allah Teala çalışana verir. Evet. Vereceğim diyor. Allah Teala ilmi de isteyene vereceğim diyor. Ama parayı istediğime veririm diyor. Biz hala para istiyoruz. Biz ilim isteyelim. İlim isteyelim. Çocuklarınıza evet. dijital ilim istemeleri konusunda tavsiyede bulunun. Dua etsinler. Allah'ım bize dijital ilim, Allah'ım bana dijital ilimler nasip et. Çünkü dijital geleceğin parası. Dijitali evet. bilirseniz para kazanacaksınız. Net, garanti veriyorum. Kesinlikle doğru. Dijitalle ilgilenen işletmeler, dijitale para yatıran her türlü işletme kazanacak. Evet. Dijitale ama biz verdiğiniz her şeyin karşılığını fazla alacaksınız. Kılıçdaroğlu'na döneceğim. Doğadan oraya lütfen. Geldik. Bence yani sonucu beni ilgilendirmiyor çünkü sonucunda bir şey görmüyorum da. Niye de açısından? Yürüsün. Bir sürü insanı şu anda yürütüyor. Dijital manipülasyondan bağlantı kuruyorum. Vücudu yani. Kendine geliyor. Sağlıklı olmak için mi yürüyor diyorsun? Hayırlara yani? Vesile oluyor. Bir sürü insan için. Orada bir sürü insanlar yürüyorlar. Yürümek gündeme geldi. İnsanlar yürüme güzel bir şey. Yürüsünler. Ya bu diyorsunuz şimdi yani. Ben, bu katkısı, ben, bu toplumsal katkısı. Hüseyin o zaman Bey, bu anlamda teşekkür Hüseyin ederim. Hüseyin Bey, ben Müslüman bir insanım. Ben hüsnü zanda bulunmak zorundayım. Evet. Bana öyle bir görev verilmiş. Ben suizanda bulunamam. Ön yargılı yaklaşamam. Evet. Hemen asıp kesip çöpe atamam. Faydalı tarafından bakıp görmek zorundayım. Önce. Şimdi ne zaman zarar gördük? Ne tamam. zaman zarar? Yürüyüş faydalıdır. Zarar. Doğayla iç içe olmak faydalıdır. Tamam. Abi bunu gördük. Şimdi vardı. Evet. 15 Temmuz'a yakın bir süreçte varacak. Varacak. O dönemlerde İzmir'den ya gelecek. Şunu söylemeye çalışıyorum. Kötüyü görelim. Gördüğümüz gün tepkimizi koyalım. Gezi'de evet. de aynı şey oldu. Bu defa öyle de olmayacak. Şimdi Gezi'nin hemen bu defa öyle de olmayacak. Yani bir hayal dünyasında ya önemli bu değil şey ki. Olabilir önemli mi? Değil ki. Astral bir seyahat Gezi'de olabilir de mi acaba? Bana göre kötü serüven başlayana kadar sağlıklı bir şeydi. Gördük arkasından çıkan dosyaların neler olduğunu. Orada da FETÖ'nün parmaklarını gördük. O çadırlara evet, yakanların evet. kim olduklarını tabii, gördük. Tabii. Hepsi. Nasıl bir manipülasyon, nasıl evet. bir fitne üretildiğini bir şey gördük. Soruyu ondan bağlıyorum ben şimdi. Ben Gezi sürecinde de ilk 2-3 gün sürecinde yani bir emperyalist, kapitalist bir çizgide İstanbul'da ben karşıydım. Orada şey görüyoruz ama Okan Bey, Otpor çok dile geldi. Sizin kitabınız paralelde yani dijital manipülasyonun toplumları yönetmede kullanılması. Hı hı. Yanlış hatırlamıyorsam Otpor'du değil mi? Sosyal medya üzerinden. Öyle bir isimdi, evet. Çok etkin bir şekilde kullanıldı. Hakikaten de. Gördük ama insanlar artık bunları biliyor. Ben bir kere daha. Şimdi biliyor. Şimdi bunlar toplumların. Sizin kitabın sayesinde bilecek. Şu anda bakın aynı şeyler yaşanıyor ve toplumda farklı bir yükselme var. Hı hı. Siyasetin bunu görmesi gerekiyor. Şu anda insanlar çaresizleştikçe yanlış çare kaynaklarında kenetlenebilirler. Toplum mühendisliği bunu evet. gerektirir. Bunu manipüle evet. edebilir. Bu manipüle edilebilir bir hale gelir. Siyaset şunu yapacak. Manipüle ettirmeyecek. Siyasetin evet. görevi o manipülasyonu yaşanmadan önce öngörmektir. Şimdi blok çok büyük zeka yani çok büyük çalışkanlıklarla üretilmiş manipülasyon ve fitneyle mücadele etmek gerçekten zor olabilir. Onları eleştirmiyoruz. Ya da sonucunun karanlığı yani karanlığa giden sonuçta daha sert müdahale edecek bir gün geldiğinde o sertliği yapmayı da eleştirmiyoruz. Ben niye sertlik yapıyorsunuz demiyorum. O zaman bu anlamda ama devletin kendisinin kendi içindeki medya kuruluşlarını tam anlamıyla ben işlevsel hale getirmesi için temizlemesi gerekmiyor mu? Hayır.
Bunu temizlemeden nasıl çalışacak? Bu Sünen mücadelesi gibi bir şey değil. Devlet her şeye Sünen mücadelesi gibi yaklaşıyor. Her şeye devlet çalışkanlık koymuyor. Devlet tembellik yapıyor. Devlet vatandaşla iletişiminde vatandaş bana gelecek diyor. Bana gelirsen ben de iletişirim seninle. Devlet büyük bir kibir içerisinde. Artık o dönemler bitti. Devlet vatandaşıyla iletişecek. İletişim içerisinde olacak, yeni kolaylaşacak. Yeni gidecek. O fitne gelmeden önce bak böyle bir şey gelebilir diyecek. Bunu çocuklara öğretecek. Nerede evet. Dijital okuryazarlık dersleri? Evet. Medya okuryazarlığı dersleri koydunuz. Medya, ne oldu medya? Medya okuryazarlığı. Bizim evet. Öğretmenimizin hali çok ne? Çok önemli bir kavram. Ne al? Bizim bu öğretmenimizin hali ne? Çok önemli bizim bir kavram. Bizim okullarımızın hali ne? Devlet dediğin bunun önünü alacak. Devlet ön alır. Devlet ondan yani olmuş, kazığı yemişiz, dayağı yemişiz. Öyle bir ders var mı? Okan Bey bilginiz var mı? Benim bilgim yok da. Yani medya okuryazarlığı diye böyle liselerde... Olacak. Liselerde... Olacak. Yok ama değil mi? Yani bu sene şeye girdi. Yani FETÖ'den yeni kurtuluyoruz ya. Yeni evet. Yeni işte bunlar konuşuluyor. Bu da çok katkınız varsa teşekkür edelim bir bunun için. Uğraşıyoruz. Biliyorum. Bu sene bazı pilot uygulamaları işler olacak. Yani emek koyuyoruz. Emek koyarsanız olur. Allah razı olsun. Siz de koyacaksınız. Siz de televizyoncusunuz. Siz de bu işe emek koyacaksınız. Zaman ayıracaksınız. Her şey para değil. Bir sürü iş adamı her şey para gördüğü için çocukları kendilerinin olmayacak. O çocuklarına yatırım evet. Yapıyorlar ya. Haramla evet. Besledikleri çocuklarına yatırım yapıyorlar ya. Evet. O çocukları kendilerinin olmayacak. Çok büyük acılar yaşayacaklar. O batılı evet. Ezikler gibi olacaklar. Evet. Evet, maalesef. Kendi teslim yani ruhlarını teslim eden çocukları olacak. Biraz insaf etmeleri gerekiyor. Biraz başkalarının çocuklarına düşünmeleri gerekiyor. Zamanımız bayağı daraldı. Evet. Okan Bey, çok teşekkür ederim. Da kitabın biz daha ilk 10 sayfasına gelmedik. Yani burada 20 soru var. Her birisi herhalde bir saat alacağına göre demek ki bundan sonra sık sık program yapacağız. İnşallah. Ben onun için zamanınızın darlığını da biliyorum. Cumhurbaşkanımızın Urfa temaslarında, ilçelerindeki Aydın biliyorum. Oradan da bizi kırmadınız, buraya kadar geldiniz. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Dediğiniz gibi bizim görevimiz televizyoncu olarak sizleri buraya alıp gençleri, halkı, insanları bu kavramları anlatarak bilinçlendirmek. Bunu da seve seve yapacağız. Ben çok uzatmak istemiyorum. Ama hepsinin üzerine aslında bir şey söyleyip kapatmak istiyorum biliyor musunuz? Yani her ne kadar şeytan da deseniz, dijital tuzaklar da deseniz bir şey bulacağım ondan kapatmak istiyorum. Bu da size cevabım olsun. Eyvallah. Bir saniye. Siz onu bulun, ben de toparlamış olayım o zaman. Siz toparlarken ben bunu bulayım, bundan kapatacağım. Çünkü bu aslında konunun bütünüyle, yani başladığımız aslında bütünün %5'i bile değil de çok konu var. Hepsini de toplarsanız, onu da toplayın. Hepsini topladığınız zaman hepsi de cevap olacak bir şey söyleyeceğim. Siz tamam. Toparlayın, ben orada ben bunu hazırlıyorum. Ondan sonra da müsaade isteyeceğim. Vallahi şimdi asıl konu şu, biraz önce son cümlelerde söylediğimiz... tamam bir sürü şey olup bitiyor da bu dijital haçlı seferleri ya da haçlı zihniyeti bize saldırıyor da biz ne yapıyoruz? Yani tamam her şeyi devletten beklemememiz lazım. Devletimiz güçlü olmalı, devletimiz daha da güçlü olmalı. Devletimize sahip çıkmalıyız, vatanımıza sahip çıkmalıyız tamam eyvallah. Ama bunu nasıl yapacağız? Çocuklarımızın geleceğini nasıl kurtaracağız? Çocuklarımızın ruhunun işgal olmasının önüne nasıl geçeceğiz? Mevzu bu. Buna bir kere birinci farkındalık böyle bir sorun olduğunun farkında olmak. Yani bu çocuklarımıza hangi babayla anneyle konuşursanız söyleyeceği şeydir. Ben işte çocuklarım için yaptım. Ben işte çocuklarımın geleceği için yaptım. Ben işte çocuklarımı ev almak için yaptım. Aman onlar biz rahat edemedik, onlar rahat etsin diye yaptım. Yapma çok kardeşim. Doğrusu. Ama kapatmadan önce kitabınızdan bir satır aralarından bir cümle aklıma geldi. Tam bu anne babadan bahsettiniz de. Kitabınızda aslında çok güzel temas etmişsiniz. Ben her zaman söylüyorum. Bir neslin değişmesi klasik eski yöntemlerle, eğitim yöntemleriyle bir 40-50 yıl alırdı. Evet. Siz kitabınızda bunu 15 yıl olarak tespit edip daha sonra bu dijital çağına bu aslında 3 yıla, 4 yıla, 2 yıla inebilir. Yani aslında nesil, yeni anne babalar,
Yani bizim tekrar bir 50 yıl kaybetmemize gerek yok. O dijital bütünlüğü sağlayan bir politika izlenir. O yönde yayınlar yapılır, o yönde kitaplar eğitim hayatında, müfredatta o şekilde destekler olursa eskiye göre iletişimimiz imkanlar çok hızlı olduğu için belki de bu dönüşüm de 3 yılda, 4 yılda, 5 yılda değişebilir. Yani 10 yaşında bir çocuğu biz 15'ine geldiğinde çok bilinçli hale getirebiliriz. Tabii ki devlet eğer vatandaş gibi, gençler gibi hızlanabilirse, yani o hıza ayak uydurabilirse bunlar mümkün. Yani o kaynakları üretecek, o enformasyonun içerisinde doğru konumlanacak, edilgen değil etken süreçlere geçecek. O mümkün. Bizim bu toplumun, yani irfan geçmişi irfan üzerine kurgulanmış bu toplumun şuna ihtiyacı var. Bizim çocuklarımıza ev, araba bırakmaya ihtiyacımız yok. Yok tabii. Tabii onlara yok. Haramla beslenerek, onların yüzünü görmeden, sohbetini, muhabbetini esirgeyerek onlara ev, araba bırakmayalım arkadaş. Onlara büyük işletmeler, sermayeler de bırakmayalım. Onlara bir gönül, bir vicdan, bir merhametli inanç, kültür bırakalım. Kültür bırakalım. Onlara kültür mirası yani bırakalım. Onları sevelim. Evet. Onların yanında olalım. Çocuklarımızın bize ihtiyacı olduğunda yanı başlarında olalım. Evet. Baba dediğinde, anne dediğinde orada olalım. Şimdi benim kızım diyor ki baba, 3 kere baba dedim. Yani ne elde telefon. Ya şu evet. Telefon, şimdi biz bu işi yapıyoruz. Evet. Dijital dünyanın içerisindeyiz. Ve benim söylemem çok yanlış. Çünkü ben mecburum bu sürecin içerisinde olmaya. Yani ben buradan para kazanıyorum çünkü. Evet. Ama işi burada olmayan fakat benden çok çok daha, benim şu anda telefonumda Twitter yok. Kızımla belli bir noktaya geldikten sonra ilişkimizdeki dijital zafiyet. Evinizde televizyon var mı? Var. İzliyor musunuz çokça? Ben Twitter'ı telefonumdan kaldırdım. Hmm. Facebook'um var, Instagram'ım var. Twitter'da bilgisayarda gün içerisinde birkaç yere bakıp kapatıyorum. Çünkü her gün o enformasyon zincirin içerisinde kızımdan fırça yiyorum habire. Hmm. Şimdi benim mesleğim bu. Ben buradan ekmek yiyorken bunu kapattım. Onu kullanmıyorsunuz, evet. Şimdi bunu hiç bununla işi olmayan ama o bilgi gelsin günde böyle 3 dakikadan fazla telefondan ayrı kalmadan o bilgiyi oradan almaya çalışan insanlar var. Evet. Çocuğunun yüzünü görmüyor. Evet. Oğlunun kızının gözünün ne oldu ne bitti. Online okey masaları hiçbir var. Hiçbir şey yok. Yani evin içerisinde yani. WhatsApp'tan yazışıyor aileler. Öyle güzel karikatürler var. Aslında başka var, bir program yaptığımda onları toparlayıp onlara göstermek istedim. Herkes bunun farkında. Herkes bunu konuşuyor. Evet. Herkes bu noktada ama buna dijital dünya buna dur aslında diyen sosyal yapıyı esir almış şey gibi. Buna dur diyen yok. Esir almış, demir bariyerleri gören yok. İçindeyiz ama herkes de memnun. Farkındadır. Hiç kimse memnun değil. Kimle konuştuysak bunun şikayetini etti. Aman oğlum şöyle, aman kızım böyle, aman işte oyun oynuyor, bilmem ne yapıyor işte. Kendisi de işte biz de evet bazen yanlış yapıyoruz falan öz eleştiri koyanlar da var. Gelecekte o çocuklar kendi çocukları olmayacak. O çocukları evet. Kaybedecekler. Evet. O çocuklar için yaptıkları evlerde, onlar için kurdukları sanayide, onlar için aldıkları arabalarda aman aman onlar mutlu olsun, aman aman refah içerisinde olsun dedikleri çocukları kendileriyle barışık olmayacak. Onlarla helalleşemeyecekler. Ya o konuda korkmamak lazım. Niye biliyor musunuz? Rızkı veren de Allah. Heh. Alan da Allah. Sizi çok yorduk. Teşekkür edeceğim. Estağfurullah. Ama şunu söylüyorum. Dedim ya bütün bu dijital tuzaklar, yani hayal edelim şeytanın da hesaba katın. Her şeyin bir cevabı var. Yani cevabı aslında en güzel söyleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Sezai Karakoç'un bir şiiri. Ben onun en sevdiğim kısmını bir zikredeceğim. Ondan sonra programı kapatacağım. Evet. Ayaklarınıza sağlık. Bu evet. Burada bitmez. Ankara'da ben sizi yakalarım. Devam edeceğiz. Sayın seyirciler, sabah oldu. Okan Bey'i artı havaalanına göndermemiz gerekiyor. Bu vesileyle programı kapatıyorum. Bütün hepsine cevap olan Sezai Karakoç'un şiirinden iki mısrayı okuyorum. Şöyle der, sakın kader deme, kader üzerinde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Bu veçile şeytanın da dijital dünyanın da hiçbir zaman en nihayetinde hiçbir tuzağa sonuç vermeyecektir. Hayırlı sabahlar diliyorum.
Hoşça kalın. Hayırlı sabah. O alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberdi. O Yaradan'ın Habibim diye seslendiği efendilerin efendisiydi. O Hatemül Enbiya idi. O son peygamberdi. O Miraç'ta peygamberlere namaz kıldıran imamdı. O insanlığın kılavuzuydu, rehberiydi, önderiydi. Onu ve ashabını aç bıraktılar. Zulmettiler. İşkencelerden geçirdiler. Tahkir ettiler. Dışladılar. Toplumun dışına ittiler. Dayanamadı. O çok sevdiği Mekke'yi, mükerrem sıfatlı Mekke'yi, evini, yurdunu terk etmek zorunda kaldı. Sığındığı bir mağarada yol arkadaşı Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz onun hüzünlendiğini görünce dudaklarından şu ilahi mesajlar döküldü. La tahzen innallâhe me'anâ. Korkma, çekinme, üzülme, hüzünlenme, yeyse kapılma. Allah bizimle beraberdir dedi. Hiçbir zaman hüzünlenmedik. Hiçbir zaman yeyse ümitsizliğe kapılmadık. Karamsal olmadık. Merhametlilerin en merhametlisinden ümidimizi asla kesmedik. Kaderin üstünde mutlaka bir kader vardır dedik. Direndik. Mücadele ettik. Hiçbir şey yapamadığımız zamanlarda seccadelerimize sığındık. Ellerimizi göğe açıp dualarla yol arkadaşlığı yaptık. Biz sabırsızlardan olmadık. Tahammülsüzlerden olmadık. Bütün tahriklere rağmen eline silah alanlardan, şiddeti bir çözüm yolu olarak görenlerden olmadık. Yerin üstü varken, siyaset varken, meşru mücadele yöntemleri varken, yerin altını tercih edenlerden, gizlenenlerden, sinsi bir virüs gibi bünyeyi işgal etmeye çalışanlardan olmadık. Biz bu toprakların, bu vatanın evladı, biz bu ecdadın, aziz şehitlerin torunlarıyız. 76 milyon biz hep birlikte bu ülkenin sahipleriyiz. Bu toprak bizim toprağımız. Bu vatan bizim vatanımız. Bu şanlı bayrak bizim bayrağımızdır. Biz kendi vatanında, kendi toprağında, kendi milletine karşı şiddete tevessül edenlerden asla olmayız. Bunu asla onaylamayız. Şunu herkesin bilmesini istiyorum. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. Bizim mücadelemiz adalet mücadelesi, hukuk mücadelesi. Bizim mücadelemiz milletin değerlerini yüceltme, milletin kutsallarını yaşatma mücadelesidir. Bizim mücadelemiz Türkiye mücadelesi, yeni Türkiye, büyük Türkiye mücadelesidir. Kardeşlerim, sevgili yavrular, bize gelen emir son derece açıktır. Festakim kema ümirt. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Ancak doğru olursan kazanırsın. Ancak dik durursan başarırsın. Rüzgara göre eğilen, rüzgara göre yön değiştiren, kalıba göre şekil alan, ilke tanımayan, çizge tanımayan, ahlak ve edep tanımayan hiçbir mücadele zafer kazanamaz, başarı sağlayamaz, menzile ulaşamaz. Kardeşlerim, Üstad Necip Fazıl diyor ya, öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. Bakın burada bir şey söyleyeceğim. Üstad Necip Fazıl'ın dilimizden hiç düşmeyen bu anlamlı dizesinden garip ya da parya kelimelerini değil, öz yurt,
ve öz vatan kelimelerini öne çıkaracağız. Üstadın da söylemeye çalıştığı işte budur. Burası bizim öz yurdumuzdur. Burası bizim öz vatanımızdır. Biz bu milletin fertleriyiz. Biz bu milletin ta kendisiyiz.